Hey! Как изим? Как изим? Как изим? Ри! Bak şu koyun. Bak bak. Geriye dönüyor ya. Ha bak ha ha ha. Bak telin dibinde. O doğuracak şimdi bak. Ne gizliyim? Değil. Ne? Ya. Böyle iki saat, iki saat takip ettiğimiz oldu. Metronize. İki saat. Buraya bak. Mübarek hayvan. Doğurmuş katıldı. Doğurmuş doğurmuş. Benim oğlum denizciliği bitirdi. Mesela 18 yaşında oğlum var. Denizciliği bitirdi. Bu sene üniversiteye gitmeyecek. Benim işimi devam ettiriyor şimdi. Yani, gençler yapar. Ki yapanlar da var. Sadece benim oğlum değil. Benim oğlumu en basit örnek olarak söyledim. Diğer mesela öğretmenler var. Öğretmenliği bitirmiş. Şu anda babasının burada işini yapıyor. Tarlasını ekiyor, hayvancılığını yapıyor. Fırın olanlar var. Fırında çalışıyor. Kendi fırınlarında yani. Babasının işini devam ettiriyor. Şimdi bizim günümüz başladı yani. Sabah saat 6'da başladı. İlk önce kendi hayvanlarımızla saat 8'de 9'da görevimizin başına. Gelecekte bizim köyümüz Gokceada'nın en iyi yerleşim alanı olarak olacağından eminim. Çünkü benim muhtarlığım süresince mümkün olduğu kadar bu çarpık yapılaşmaya müsaade etmiyorum. Bizim iki kat imar izni olmasına rağmen ben diyorum ki ne iki kat yapmayın. Bir tane yapılsa zaten emsal teşkil eder, arkası gelir. Köyümüz 1994 yılında kurulmaya başlıyor. İskan Bulgaristan'dan zorunlu göçe tabi olan vatandaşlara 1994 yılında başlanıyor yapımına. 2000 yılında kura çekilerek vatandaşlar buraya yerleştiriliyor. 128 aile Bulgaristan göçmeni, 15 aile Erzurumlu, 7 aile de Hataylı. Toplam 151 aile. Hayvancılıkla, çiftçilikle, rahat bir ortamda. Şimdi pansiyonculuğa da döndüler, turizme döndüler. O şekilde bir geçim sağlamaya çalışıyorlar. Günümüz şimdi oruçta Ramazan'da. Uyuyoruz gece kadar. Kalkınca mukaveleye gidiyoruz camiye. Camiden geliyoruz işte. Yemektir. Kimi bahçe evin etrafında çiçektir. Domates, biber ekiyoruz. Günümüz böyle geçiyor. Burası yemekli yeri, tatil yeri. İşte yaz günü olunca daha güzel geçiyor zamanımız. Hep o bu geliyor, ekimi tatilcimiz geliyor. Onlarla iyi anlaşıyoruz böyle güzel. Kış günleri biraz zor oluyor, sıkılıyoruz. Ondan sonra gidiyoruz biz de torunların yanına, kızların yanına. Moskova'dan geldik, doğru Balıkesir'e. Balıkesir'den de ilan çıktı. Yani Gokceada'yı isteyen gidebilir, tale verilecekmiş, fabrikalar varmış. Fabrika aslında yok da çalışmak için zaten yaşımız geçmişti o zaman. Neredeyse 36-37 yaşındaydık geldiğimizde. İşte buraya ilan verdik. 10 sene sonra hazır oldu evlerimiz, buraya geldik. Köyde gençimiz, fazla genç yok. Uğurlu'da çok gençleri var onların. Onlar ama bizim gençlerimiz hep okudu. Mesela abimin bak 3 tane çocuğu var. Biri İstanbul'da çalışıyor, ondan sonra biri Edremit'te kızı, inşaat mühendisi. Burada iş yok zaten öyle bir iş. Biri İzmir'de dediğin gibi, benimkiler öyle dışta.
Gençlerimiz yok. Tabii bayramlarda gelirler. Bayram, seyran. Ancak o zaman gelebiliyor onlar. Erde yalır. Ah anneannesin bize kızısı. Ecem biz ağaçtan kopardığımız elmaları Ecem yiyor. Sakın. İlaç koydu anneanne. Bak hoş yemesin. Nisan'a ucunu kırdım. Nisan'a ilaç attım. Yemeyin kızım. Bahçemden domates toplayırım. Yıkayırım. Dilerim onları. Bunları pişiririz. Kevgürden geçiririz. Bulgaristan usulü bu. Suyu çıktın mı yeniden kaynadı yeriz. Koyuldu yeriz. Yağsın koyarız, azıcık şeker koyarız, tuz koyarız. İyice koyuldun mu şişelere koyarız. Şişeye böyle alt üst yapıyoruz. Kapakları şişeye. Salçamızı çok severler. Anne değiştirme işte. Nasıl yaptığımsa bunun karşısında. Gözlüyoruz ya öyle. Salça yaparız, leçer yaparız. Ondan sonra kompostu devamlı yaparız. Kışın yiyeceğimizi yazdan hazırlıyoruz. Bu da salata turşusu var. Salataları da gene bahçemden toplayayım. Yıkayayım. Tepelerini keseyim. Salata koyayım. Salata otu, soğan, karabiber, sirke, tuz, azıcık da şeker koyayım. Geri kalan yerine su doldurayım, kaynatayım. Bir hayır yapsak dedik, sağ olsun muhtarımız da dedi, tamam dedi Fatma abla dedi. Ben dedi ilan veririm orada dedi, Apollon söylerim dedi. Toplandık, karar verdik, neyse dedik aramızda toplarız parayı. Topladık, bütün her bir köyleri davet ettik ama çok da mutlu oldu, herkes her sene yaparız diyorlar. Parayı işte herkes neyi gönlünden kopursa veriyor. Herkesin yüzünde gözü var. 50'den aşağı veren olmadı. 50 veren oldu, 100 veren oldu. Kim ne verirse o hayır istemeyen vermeyebilir. Kayısıyı da çekten patlayırız. Koyuyoruz tencerenin içine. Kaynadıkça onunla karışıyor. Bu dereceye gele işte. Koyuldun mu şeker koyasın. Başka buna bir şey koymasın. Koyuldu mu onu da gene şişelere koyarız. Gene böyle tepesi üstü kapıyoruz. Kapağı şişe. Sonra kaldırırız. Olmuş da. Biz Bulgaristan'dayken bir kuyruk görürsün. Ya zeytindir ya mustur kuyruğu. Türkiye'den zeytin geldikten sonra uzun kuyruklar oluşuyordu. Burgaz tarafında falan şeyde yok zeytin. Bu Gelibolu'ya, Keşan'ı geçtikten sonra zeytinler başlıyor. Bizim orada süt ağacına benzeyen yaprakları, hatta biz dedik süt falan. Ama gördük, öğrendik. Şimdi bayağı da bilinçlendik yani. Zeytin ilk defa burada gördük tabii ki. Kuru dallara tırmık, ben sopala vurmadığım hiç yok. Hanımla ikimiz kendimiz nereden de yiyorum. Ama benimkileri şey, tırmığı vurdun mu keyif veriyor insana o zaman. Ama buna şey girmemiş buna hiç. Budanmamış, bakın ne hale gelmiş. Altı tamamen kuru bunun. Ben Yunanistan'a gittim. Yunanistan'da da böyle çok açmışlar tepesini. Güneş vursun da kuş dönebilsin içine diye uçsun. Buradan girsin, oradan çıksın. Gerçekten de öyle. Birbirine sürütmesin dallar. Kanserleşiyor o zaman da. Bulgaristan'ın Mercedes'i diye geçerdi bunlar. Pek şahıslara verilmiyordu. Dışarıda, yurt dışında çalışanlara veriliyordu. Bunu yurt dışında çalışan bir Bulgar'dan almıştım ben. Aldı. Bir 2000 kilometre de aldım bunu ondan. İkinci el yani geçiyor. Daha yeniken aldım onu. Ve o seneden beri de bende, 80'li yıllardan beri bende. 79 modeldir. Ve Türkiye'ye bununla geldim. Ve 2005'e kadar kullandım bunu. At arabası diye kullanıyordum burada zeytinliklerde. Zeytin topladıktan sonra zeytinleri eve getiriyorum tarladan. 2005'te de arkada gördüğünüz Ferrari'yi aldım. Ferrari'yi aldıktan sonra bu şeye çıktı, yedeğe çıktı yani. Vatansever,
severi kaldırdık, vatan koyduk. Vatan burası ya. Ekmeğimizi yediğimiz yerin bayrağının altında vatanımızdır bu. Pansiyonumuz burası. Telefon ediyorlar, gelip görmüşler de bunlar. İnternette görmüşler. WhatsApp'tan vermiştim. Görmüşler, geldiler, beğendiler. Bir aylığına kiraladılar. 17 senedir burada Merzum'dan gelmişim. Bu vaziyette sapasağlam, deniz hayatım yok. Gene aynı devam ediyor. Tabii gençler gidiyor. Bizden inşaatladı. Ada olması bizim için büyük avantaj. Niye büyük avantaj abi? Sakin, sessiz, temiz yer. Yani bizde bir tabir vardı, ellenmeyen bir yer. Hırsızlığın yok, kapın açık, pırak yat, o hususta çok rahatız. Ama bir bunlarına bağda yürümüyor ki abi, destek. Adanın büyük desteğe ihtiyacı var. Hiç kimse kimseye gitmiyor abi, o hususta herkes rahat. Burada öyle kahveye gideyim, oyun oynayayım, böyle bir şey yok. Akşam gelir evinde televizyon izler, yatarsın, sabahleyin böyle eş dost geldi eve, gelmezse feleyle baş başasın. İşin varsa gidersin işine, işin yoksa gelir evinde yatarsın aşağı. Burayla bizim Erzurum gibi gideyim, gezeyim, o komşulardan böyle bir dava yok. İçimize kapanık, dışarıdan gelmiş bir fabrika olarak çalışmıyoruz zaten. Bizim atölyemizdeki makine ekipmanımız geniş olduğu için bazen yardımcı olabiliyoruz. Ya da bizim bir ihtiyacımız olduğunda, atıyorum sularımız yetmediği zaman yine talep ettiğimizde onlar yine bizi zor durumda bırakmıyorlar, sağ olsunlar. 8 personelimiz var toplam. 4'ü bu köyden. Diğerleri dışarıdan gelen arkadaşlarımız. Süt bölümü olarak organik keçi çiftliğimiz bulunmakta. Burada biz ham maddeyi, peynir ve taze gruplar, yoğurt, ayran, kefir, pastörize süt olarak değerlendirerek satışı hazırlamaktayız. Zeytinyağı ünitemizde bu yörenin, bu bölgenin zeytinlerini topluyor insanlar ve bize getiriyorlar. Bu şekilde biz bu yörenin zeytinini sıkarak insanlara fayda sağlıyoruz. Halk eğitimde 15 yıldır çalışıyorum ama nakış öğretmeni olarak çalışıyordum. Geçen yıl sabun kursuna gittim, bu sene sabuna döndüm. Doğal sabun üretmeye başladım. İnşallah doğal zeytinyağından iyi olacak yani. Bu şekilde 17 senedir adada yaşıyorum. Satış yapmadım, ticaretle uğraşmadım. Yani halk eğitimde kurs verdim. Ama satış yeni başlıyorum. Satışlar henüz köyümüz sakin olduğu için yeni. Yani fazla değil ama inşallah daha da iyi olacak. Yani köyümüzü geliştirmek istediğimden dolayı inşallah fazla tezgahta görmek isterim. Şöyle köyümüzü canlandırmak istiyorum yani. İnşallah canlanır. Kendi zeytinyağımız, dip zeytinyağından, eski zeytinyağlarından ham madde. Doğal defneden yaprak topladım, kaynattım, o şekilde yaptım. Keçi sütünü arkadaşın keçisinden aldım. Köyde kurs açmak istedim ama köyde açılmadı bu sene. Merkezde açtım yani, o şekilde düşünmüştüm. Merkeze gidip geldim. Ama köylerin gelişmesini istiyorum, köyde kalmak istiyorum yani açıkçası. Öğretim ya! Yavrum onu kaçıyor ya. Ben Sirinköylüyüm. 2001 yılında Sirinköy'e geldim. Erzurum'da köyümüzün bulunduğu yerde baraj yapıldı. Köyün bütün sınırları ve köy yerleşim yeri baraj altında kaldığı için oradaki sosyal yapı, kültürel yapı ve ekonomik yapı bozulmuş oldu. İskan yasasına göre bizi devlet buraya iskan etti. Geldiğimizde memnunuz çünkü Erzurum şartlarıyla buranın şartları çok farklı. Coğrafi olarak, iklim olarak burası daha güzel. Tarımın içinden gelen, hayvancının içinden gelen bir kişi, bir insan. Aynı zamanda Erzurum Atık Üniversitesi Ziraat Fakültesi mezunuyum, ziraat mühendisiyim. Ben aslında fikirsel olarak, dünya görüşü olarak da muhafazakar, milliyetçi, dindar bir insanım. Ama bu benim kendi şahsi şeyim. Düşünüyorum. Ben Türk milliyetçisiyim.
Atatürkçüyüm. Burada Atatürk Düşünce Derneği'nin bir üyesiyim aynı zamanda. AK Parti'nin kurucularındanım. Çok renkli bir kişiliğim vardı. Mesela birçok kişi hayret eder buna. İşte efendim çok dindarsınız ama Atatürk'ü seviyorsunuz. Yani Atatürk'ü sevmenin dindar olmaya bir engeli yok. Hatta Mustafa Kemal Atatürk de dindar bir insan benim gözümde. Tabii ilk geldiğimiz zamanlar bir hayli kültür farklılığından dolayı sorunlarımız oldu. Ama daha sonra biz kaynaştık. Benim çok sevdiğim dostlarım var göçmenler arasında ve göçmenleri şu noktada çok takdir ediyorum. Bulgaristan zulmü altında kalmalarına rağmen kendi kültürlerini, kendi benliklerini korumuşlar, isimlerini korumuşlar ve takdire şayan komşularımız. Kendileri çok çalışkan, göçmenler çalışkan ve bilgili. Hepsi en az liseyi bitirmiş. Dolayısıyla iletişim kurmak çok kolay oldu ve bağdaşmamız, birlikte yaşamı çok kolay sağladık. Adanın geleceğini çok parlak görüyorum ben. Ada şu anda bir yeni keşfedilmekte olan bir yakut, böyle çok değerli bir yer. Çünkü her geçen yıl gelen giden sayısı artıyor. Tabii ada geliştikçe köy de, Sirinkoy da gelişecek. Sirinkoy el değiştiriyor, ada da el değiştiriyor. Ben 15 yıl önce bunu gözlemlemiştim. Çünkü buraya gelen insanlar çok aktif ve varlıklı insanlar olmadığı için kendini yenileyemiyor da, kendini geliştiremiyor da. Gökçeada'nın genelinde sosyal yaşam zayıftır, bunu kabul etmek lazım. Sosyal bir etkinlik pek fazla olmuyor, yapamıyoruz. Ancak düğünlerde bir araya gelebiliyoruz. İşte akşamki iftar programını hocamız Sirinkoy İmamı Fatih Hocam düzenlemişti. Bunu organize etti. Çok da iyi oldu, faydalı oldu. Yani biz arabada da beraber gideriz, tarlada da beraber karşılaşırız, sokakta da beraber otururuz, yürürüz. Hatta öyle olur ki mesela bir şeye gideriz, kafeteryaya. Aynı masada otururuz. Bir göçmen komşum birasını içer, ben çayımı yudumlarım. Bir içkili bir toplantı olur. Masamda oturan arkadaşım rakısını içer, alkolünü, şarabını içer. Ben yine kolamı içerim, ayranımı içerim, çayımı içerim. Hiçbir sorun olmaz. Bir de mera kullanımı da var orada. Zeytin güvesi de var. İkisi de burada mı? Zeytin güvesi de var. Tamam. Var. Bir de ne vardı? Orman yangınlarıyla alakalı yapılması evet. Gerekenler var. Hepsi bunun içinde mi? Hepsi bunun içinde. Tamam. 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 Selahattin Bey. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. Tarım ilçemizin bizlere sunmuş olduğu geniş imkanlardan bir tanesi. Ayağımıza kadar getiriyor şeyleri, evrakları. Ben Çanakkale'den geldim kendim. Çanakkale'de sosyal faaliyet olarak, yaşam tarzı olarak biraz daha kalabalık ortam. Yani biraz daha hareketli bir ortam. Buraya gelince sakin. Alışana kadar 1-2 sene zorluk çektik. Ama alıştıktan sonra şimdi Çanakkale'ye gitmek istemiyorum. Denizle kara arasındaki ulaşım kolaylaşmasından yana değilim. Çünkü o zaman ada Bozcaada gibi çekilmez bir hal alır. Ben tatil yapacaksam sakin yeri tercih ederim. Adanın genel durumuna bakılırsa buraya rağbet daha fazla. Çünkü burası biraz daha sakin. Evlerimiz de ona göre apart değil yani. Kimse rahatsız eden yok. Balkonları geniş. Pansiyoncunun aradığı bütün özellikler var. Günümüz şartlarında büyük şehirlerden köye göç olmak zorunda. Bu topraklar işlenmek zorunda. Yani gençlerin tamamı bir şehirde yaşayacaksa bizim ülkemizin durumu iyi olmaz. Köylere dönmek zorunda. O yüzden bizim gençlerimizin de çoğu bilinçli, okuyor. Ziraat fakültesini bitirebiliyor, ne bileyim hukuk bitirenler var, öğretmenliği bitirenler var. Ama eninde sonunda gelip de bu basının işini yine devam ettiren var. E, 2001 senesinden beri buradayım, 2 yaşından beri buradayım. Babam muhtar, bu sene liseden mezun oldum. Denizcilik lisesini bitirdim Gelibolu'da. 4 seneden beri dışarıda olduğum için burada pek... Yani zaman geçirmedim. Hep hafta sonları geliyordum. O da çok nadir. Böyle ara sıra geliyordum yani ailemi görmek için, babamın işi olduğunda yardım etmek için. Babam çiftçi zaten, mesleği belli. Tek erkek çocuğu da benim. Yardım etmek için sürekli gelmem lazım. Köydeki ilişkilerim pek yaşıtım olmadığı için yani yaşlılarla aram çok iyi aslında. Herkes sever beni yani. Çünkü tek genciyim köyün.
çalışıyorum yani. Herkes sever beni. Herkesin işine koşturur mesela yani. Zaten ada olduğu için dört tarafı deniz, her yerinde dalmaya yer var yani. Çoğu koya gidiyorum mesela. Arka tarafa gidiyorum. Radarın arka tarafına. Gizli limanın burnuna gidiyorum. Ondan sonra Adalet Bakanlığı yuvalı tesislerinin yan tarafında bir burun var, kayalık, oraya gidiyorum. Kapıkaya'da Kapıkaya Karakolu'nun orada bir burun var, oraya gidiyorum. Boş zamanlarında kafamı dinlendiriyorum, başka hiçbir şey değil yani. Vücut yorgunluğunu atıyorum o şekilde.